İyi akşamlar. Nazanlı Kadının Güncesi'nden herkese merhabalar. Bu hafta sizi ekranlarınızın karşısına yine bir başarı öyküsüyle geldik. Aslında tek bir başarı öyküsü gibi görünmesine rağmen birçok başarıya adım atılmış, vesile olunmuş diyelim. Bu akşamki konuğumuz AKİT Başkanı sevgili Birsen Günay Hanım. Birsen Günay Hanım kendisi başarılara imza atmanın yanı sıra birçok kadınımızın da başarılara imza atmasına vesile olmuş. Bu anlamda kendisini kutluyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Nazan Hanım. Çok teşekkür ediyorum böyle bir programa katıldığım için. Ve gerçekten sizin de gurur duyuyorum böyle bir kadın programı hazırlamanız. Yerelde, ulusalda çok güzel konulara değiniyorsunuz. Sizin de takipçimiz izliyorum. Programımızı kaçırmıyorum bu arada. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, sizi gördük çok daha iyi oldu. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli zamanınızdan ayırdınız, biliyorum çok yoğunsunuz çünkü. Projeleri takip ediyorsunuz, kadınlarımızla ilgileniyorsunuz. Bizleri kırmadınız, geldiniz, çok sağ olun. Ne demek, başta acısınız. Çok sağ olun. Birsen Hanım, o zaman vakit kaybetmeden size soracağım. Birsen Günay kimdir, ne iş yapıyor? Birsen Günay 18 yaşında iş hayatına atıldı. Ben 9 Eylül Üniversitesi'nde Dil Tarih Coğrafya bölümünde okuyordum Nazan Hanım. Orada bazı nedenlerden dolayı babamın, biliyorsunuz Güneydoğu'da babam tek çocuk olduğu için babaannem özellikle çok çocuk olmasını istemiş, çok torunun olmasını istemiş. Biz 7 kardeştik. Bir en küçük kardeşim vefat etti. 6 kardeş olarak 3 kız 3 erkek kardeşiz. Ben ikinci sıradayım. Ve o gün bugündür 18 yaşından beri iş hayatına atıldım. İlk Adıyaman'a sürücü kursunu açtık. Hatta böyle işe atıldığımda ben bunu yapabilir miyim? Çok zor bir aslında bir iş yeriydi. Ve ehliyet vermekti. İlk trafiğin ehliyetini iptal edip sürücü kursunda. Ve orada hep kadınları daha çok önemsedim. Hani burada feminist ayrımcılık yapmıyorum aslında. Tabii ki erkekler de bizim aynı şekilde sıkıntı yok. Kadınlara 5000 tane kadın arkadaşımıza ehliyet verdik. Çok güzel. Yani lafınızı bölüyorum ama evet. Şimdi erkeklerde sanki şöyle bir şey var zaten. 18 yaşını doldurunca veya belli bir yaşa gelince biraz imkan varsa hemen ehliyet başvurusu yapılıyor zaten. Bu düşünülüyor. Evet. Hani evet. gerekli görülüyor ve gerekli evet. zaten. Ama kadınlarımız da dediğiniz gibi sonradan sonra ön plana çıkmaya başladı. O süreç içerisinde çok güzel bir rakam. Evet ve aynı zamanda o süreç içerisinde kadının çok zor çalışması bir yıl ve aynı zamanda kadınların araç kullanamaz. İşte kadın ne demek araç kullanır mı ayıp falan gibi sorunlarla çok karşılaştık. Ama bunu biz kesinlikle o sorunları, engelleri aşarak hem kadınlarımıza ehliyet verdik hem kadınlarımızın özgüvenini arttırdık. Bu arada da kadın şoförümüz bile Adıyaman'da mesela mevcut birçok şoför sürücü kurslarımızda şu an kadın arkadaşlarımıza ehliyet sürücü kursunda direksiyon dersi veriyor. İkinci olarak da Adıyaman'ın büyük bir eksikliği vardı. Tabii ben o arada sürücü kursunu bıraktım. Hep hayalimde anneler çok zorluklar çekiyor. Çocukları çalışırken nereye bırakırlar diye kreş açmayı düşündüm. Ve o kreş süreci içerisinde bayağı bir anket yaptım. Anket içerisinde kamu ve özel sektörler kuruluşlarının özellikle oralara gidip anket yaptım. Annelerle, babalarla ve gerçekten özel anaokulun çocuk öncesi ve aynı zamanda okul öncesi sınıfları açmak için büyük bir çaba gösterdim ve sonuçta açtık orayı biz. Çok güzel. Ve halen de ana sınıf ve çocuk öncesi aynı zamanda kreş olarak da devam ediyor. Daha sonrası tabii ben İzmir 9 Eylül Dil Tarih Coğrafya bölümünü okuyordum. Dondurdum okulumu. Sonrası ya dedim ki ticarette daha çok para var, aileme daha çok destek olurum diye. Gelip kargo, hep yenilikleri açtım. İlk olanları açtık. Türkiye genelinde kargo şirketi açıldı. Çok güzel. Ve Adıyaman'da da benim babam emekli olduktan sonra erkek kardeşimle beraber, ki erkek kardeşimle birlikte babamla beraber ve Adıyaman'daki birkaç sağ olsun gençlerimizle birlikte bir istihdam ederek onları kargo şirketini açtık. Ve hatta kargoyu çoğu bilmiyordu. Ne olduğunu bilmiyordu. Taşımacının ne olduğunu bilmezlerdi. Ama gerçekten Adıyaman'da çok büyük bir hizmetti. Yani siz İstanbul'a gidip bir hazır giyim konfeksiyonunuz var. Hem yola gideceksiniz hem onun yorgunluğu. Maddi manevi. Tabii ki maddi olarak, manevi olarak onların önünü engel olarak açtık. Ve
Siz telefon açıyorsunuz, ürününüzü beğeniyorsunuz, ürün ayağınıza geliyor. Bizler de size teslim ediyoruz. Çok güzel. Hakikaten. Son 5 yıldır kargo şirketine de ayrıldım. Emekli oldum. Evet. Tabii burada yaş olarak değil, çok erken girişli olduğum için emekli oldum. Evet. Şu an kardeşimle birlikte şirketimiz var. İş insanı olarak devam etmekteyim. Erkek kardeşim Harfiyet ve Nakliye şirketimiz var. Yine kargonun bir devamı oluyor. Ve o gün bugündür bayağı bir çok zor aşamalardan geldik. Asla kadınlarımız çalışsınlar. Ben evet. Kadınların hiçbir şeyi aşamayacağını düşünmüyorum. Evet. Güçlü kadınlar her yerde vardır. Ve aynı zamanda biz özgüvenimizi aldıktan sonra hiçbir şey de engel olamaz bize Nazan evet. Hanım. Bunun her zaman arkasındayım ve kadın arkadaşlarımızın da gerçekten Adıyaman'da çok güzel kadın arkadaşlarımız çok güzel işler de yapıyorlar. Kısacası bu kadar. Evet. Yani birçok daha başarılarımız var, birçok başarı ödüllerimiz var. Şahsım olarak, dernek olarak, yönetim kurulu arkadaşlarım ve sizlerin adına aldığım ödüllerimde zaten sizlere de birçoğunu gösterdik. Evet, çok güzel. İnşallah böyle devam edeceğiz efendim. Ben çok güzel, emeğinize sağlık. Gerçekten hem Adıyaman geneline bayağı bir katkınız olmuş maddi manevi. Hem de günümüzde de kadınlarımız için çok fazla emeğiniz var. O zaman biraz da ondan bahsedelim. Akit Derneği'nin kuruluş amacı, Akit'in diyelim. Evet. Akit'in kuruluş amacı ne zaman kuruldu ve kuruluş amacı neydi? Evet, ben bunu da geçtim, onu da söyleyeyim. Asla ve asla pes etmedim üniversiteyi. Ben okuyacağım dedim. Daha sonra Açık Öğretim Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Ha, çok güzel. Evet. Yani, sonradan bitirdiniz yani. Aynen. Geç de olsa. Aynen. Akit Derneği 12.02.2012 yılında kurduk. 7 arkadaşımızla birlikte bu derneği kurduk. Dedik ki ya bu kadar kadın girişimci arkadaşlarımız var. Ev eksenli çalışıyorlar. Neden böyle bir çatı altında bu kadınlarımızı toplayıp birlikte beraber bu derneği kuralım ve o kadın arkadaşlarımıza ulaşıp o kadın arkadaşlarımızın yaptıkları ürünlerini pazarını bulup onlara ekonomik olarak destek çıkalım. Amacımız buydu. Hedefimiz evet. de buydu. Halen hedefimiz de bu girişimci kadınlarımızı ve gençlerimize yönelik girişimci mesleki eğitim olan gençlerimizi de girişimciye yönlendirmek. Aynı zamanda derneğimizin dezavantajı ve engellere yönelik de çalışmalarımız var. Şu an devam ediyor. Ve ilk 2014-13 yılında biz teknoloji bilmeyen, bilgisayar hiç kullanmayan kadın arkadaşlarımızı Teknos ve Belediye, Adıyaman Belediyesi ortak olarak tabii ki hani herhangi bir hibe değil, gönüllü esasında ortak olduk. 500 kadına teknolojiyi öğrettik, bilgisayarı öğrettik ve şu an 150 tane arkadaşımız ev eksenli olarak bilgisayar üzerinden, Instagram üzerinden bunlar satışını yapıyorlar. Evet, sosyal medya üzerinden. Evet. Peki, çok güzel. O zaman derneğiniz var ve girişimci kadınlarımız veya gençlerimiz, dezavantajlı vatandaşlarımız da olabilir. Size bağlı çalışıyorlar, evet. kendi işlerini yapıyorlar. Evet. Peki bireylerimizin sizin derneğe bağlı olarak çalışmasının kendilerine ne gibi bir katkıları olabilir? Biraz bundan bahsedelim çünkü hani bilirlerse faydalanmak amaçlı belki başvurmak isteyebilirler. Tabii ki, tabii ki. İnanın derneğimizi gerçekten çok güzel bir derneğimiz var. Çok güzel projeler kapsamında olsun, çok güzel etkinlikler kapsamında olsun. Çalışmalarımız olarak da çok aktif bir derneğiz zaten. Son 1-2 aydır yaz sezonu olduğundan dolayı tabii ki ister istemez orada çalışmalarımızı kısıtlıyoruz. Çünkü katan arkadaşlarımız evet. hakkı var dinlenmeye. Bu arkadaşlarımız özellikle bize geldiklerinde, başvurduklarında derneğimizi, bizlerin de Adıyaman'da zaten bu ürünü biz kendimiz evimizde ürünlerimizi yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ben sizi tanıyorum, siz beni tanıyorsunuz. Eş dost aracıyla evet. ürünlerini ancak öyle satabiliyorlar. Ama bizim derneğe başvurduklarında birçok yönlendirme yapıyoruz. Mesela COSGAP olsun. COSGAP biliyorsunuz çok güzel bir hibe veriyor kadınlara. Evet. Tarım Müdürlüğü olsun, GAP İdaresi olsun, İpek Yolu Kalkınma Ajansı olsun, İŞKUR olsun. Bu ortak kamu kuruluşlarıyla beraber çalışıyoruz ve aynı zamanda kadınlarımızı oradan hibe alması için yönlendiriyoruz. Birinci şartımız zaten kadınlara söylediğimiz bunlar. Ve onların da zaten bu tür şeyleri herhangi kendi bireysel ulaşamadıkları için bizden destek alıyorlar. Ve sonrası bu kadınları arkadaşlarımızın, mesela örnek vereyim, bir arkadaşımız şey açmış, bu
biliyorsunuz kozalak şurubu yapıyor. Evet. Evde yapıyor. Annesiyle birlikte kozalak şurubu yapıyor. Ben diyor satışını diyor ancak diyor işte diyor eşe dosta satabiliyorum. Ama derneğe geldiğinde biz ona web sitesi sayfası açtırıyoruz. İşte Instagram'daki sosyal medyada satış için yapıyoruz veya görüşüyoruz, diyoruz ki biz bu işi büyütmek için size hibe verelim. Evet. Yani ne yapıyoruz? KOSGEB'e yönlendiriyoruz. Girişimcilik belge, önce girişimcilik belgesini aldırıyoruz. Kim bize gelirse gelsin, eğer girişimci olan kadın arkadaşımız mutlaka girişimcilik belgesi almak zorunda. Hani buradaki kadın arkadaşlarımız da şu an izliyorlarsa kesinlikle girişimcilik belgesi almadan hiçbir kamu kuruluşuna başvuramıyoruz. Evet. Hibe alması için. Kendileri için, kendi iyilikleri için. Tabii yani ki. Hem gerekli yerlere başvurup maddi destek alabilmeleri açısından faydalı oluyorsunuz. Tabii hem ki. De pazar alanı anlamında aynen. Kendilerine destek çıkıyorsunuz. Tabii. Ortam tabii. Yaratıyorsunuz. Tabii. Hem sosyal medya hem bireysel olarak aracı olma anlamında. Çünkü hali hazırda derneğin de ömrü bayağı uzun. Evet. Şey yapıyorsunuzdur, hani diğer illerden belli bir müşteri kitlesi oluşmuştur. Adıyaman'da özellikle tarımsal ürünleri çok meşhur. İşte arayıp aynen. Salça, yok kurutmalık, işte evet. Ya da farklı şeyler, peynir isteyen varsa belki size soruyorlardı. Siz de ona göre arkadaşları yönlendiriyorsunuzdur. İnanın yani. Nazan Hanım, geçen birkaç gün öncesi Instagram ve sosyal medyada bana mesaj atmışlardı. Biz Adıyaman'ı öğrendik. Adıyaman salçasını, işte pul biberini vesaire kurutmalık, sebze ve meyve kurutmalığını istiyoruz. İşte şişe olarak. Pekmezimizden tutun da pestilimize kadar birçok ceviz, badem biliyorsunuz Adıyaman'ımız evet. Badem dünyada ikinci olarak. Siz girişimci bir derneksiniz ve sizdeki olan kadın arkadaşlarımızın böyle bir ürünleri yapan arkadaşlarımız varsa biz satın almak istiyoruz. Evet. İnanın hemen ulaştık arkadaşımıza, dernek yönetim kurulu arkadaşlarımıza, bu işi yapan arkadaşlarımıza. Hani burada çok cüz miktarda bir saat içerisinde o arkadaşımıza 5000 TL para kazandırdık. Çok güzel. Yani düşünün. Ve ev eksenli yapıyor. Ama bunun bir dükkanı olmuş olsa belki daha çok satış yapacak. Evet, tabii evet. Tabii ki bu da ekonomi şartlarının el vermediği. Ne diyoruz? Gelin arkadaşlar girişimcilik belgesini size verelim. Hemen size bir KOSGEB'den hibe alalım. Ve bir hibe alırken de bir de şu var mesela. Siz bir iş yeri açtınız girişimcilik olarak. Önce 25 bin liradan başlıyorsunuz. 1 trilyona kadar, 5 trilyona kadar, 5 milyara kadar size KOSGEB hibe veriyor. Hibe verebiliyor. Özür diliyorum. Faizsiz ödemeli hibe vermiyor. Yani 2 yıl ödememek şartıyla size destek çıkıyor. Evet. Sadece 25 bin lira hibe olarak veriyor. Evet. 25 bin lira hibe, diğeri evet. Sonrasında geri sonra ödenecek ama faizsiz. Aynen. Peki. Peki yani tabii ki büyük avantajlar bunlar. Tabii çünkü, ki. Çok arkadaşımız aslında, faydalandı zaten. Evet. Birsen Hanım. Herkes bir şeyler yapıyor ama kalabalıkta kayboluyor gibiyiz. Yani birçoğumuz aslında belki Adıyaman insanı aynı zamanda çalışkan insanlardır. Çünkü tarımla, çiftçilikle geçinen bir toplumuz biz. Ve kadınlarımız doğduğu andan itibaren mutlaka bir işin köşesinden dışarıda kendine ait bir iş yeri veya memur olmasa bile mutlaka bir işin köşesinden tutuyor zaten. Evet. Çünkü geçim kaynağımız, hayatımız tamamıyla o. Haliyle fakat bunu resmi anlamda nelerden, nerelerden nasıl faydalanabileceğini bilirse çok daha işi kolaylaşacak ve gelir de o oranda evet. Artacaktır. Ya zaten bir de şu var Nazan Hanım, bize gelen arkadaşlarımız böyle içine kapanık sadece ürünü evinde satıp işte eşine hani çocuğunu görme ve geldiğinde ne diyorlar biliyor musunuz? Biz bu derneği çok sevdik, özgüvenimiz arttı. Evet. Bir de yani, bir arada lafınızı bölüyorum ama şimdi hayır, geldiğinde hocam. Sizi gördüğünde muhatap olacak birisinin yanında başka birisi tabii de başka ki, bir iş yapıyor. Ki. Belki cesareti yok o an. Evet. Acabaları vardır. Korkuları ve kaygıları vardır. Ama gelip orada işte sizden yardım alan birilerini görüp işte başarılarını görse, duysa, şahit olsa, fikir danışsa kendisine bir güven gelir. Ve daha kolay yapabilir işini. Daha bir özgüvenle, daha bir cesaretle işe girişebilir. Zaten biz motivasyon olarak da bu arkadaşlarımızı özellikle kendi Güneydoğu'daki yakın illerimize götürüp kadın çalışmalarına olan yerde gösteriyoruz. Onları görüyorlar. Mesela kadın kooperatifi. O çok önemli. Ve çok buradan Adıyaman arkadaşlar. Sonrasında takip ediyor musunuz? Mesela derneğinize bağlı kişilerin tabii, işte projelerini nasıl devam ettirdiğini, neler tabii. Yaptığını, sürekliliğini takip hatta ediyorsunuz. Şöyle yapıyoruz. Mesela kadın kooperatifini şu an kurduk. Altyapısını bitirdik. Sayın Valimiz olsun, Belediye Başkanımız olsun, Sayın Vekillerimiz Ahmet Aydın da gerçekten başkanımız da diğer hepsi bize destek veriyor. Ve kooperatifi kurduk. Şu an yer olarak yerimiz inşallah olacak. O kooperatifte bütün o dediğimiz kadınları o çatı altına toplayıp
orada kendi ürünlerini satacaklar. Çok güzel. Hem çok güzel. Kendi ilimize hem de farklı, hatta farklı ülkelerde. Evet. Türk yabancı olan arkadaşlarımıza zaten geldiklerinde o ürünlerimizi de alacaklar. Çok güzel. Yani Adıyaman'ın bu tarz şeylere gerçekten ihtiyacı var. Çok ihtiyacı var. Dediğim gibi biraz Mahmut Tuncer'in şarkısı gibi olacak. İşte helva var, un var, yağ var, işte ne duruyor, helva yapsana. Şimdi evet, tarımımız var, ürünlerimizi üretebiliyoruz ya da bunları işte geliştirebiliyoruz. Her şeyimiz var. Bunun için uygun alan da oluşturulursa, uygun pazar oluşturulursa ve destek de alınırsa tabii ki çok güzel sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum. Çünkü Adıyaman hakikaten herkesin herhalde, bütün siyasilerin ya da bütün halktan her kesimin tek şikayeti bu: Adıyaman az biliniyor, az tanınıyor. Aynen. Dikkat ediyoruz, Doğu ve Güneydoğu bize yakın olduğu için ondan bahsedeceğim. Her memleketin ya da Türkiye'deki her memleketin mutlaka tanındığı bir şeyi var. Evet, Adıyaman'da tanınacak birçok ürünümüz var. Tarihi turistik açıdan da tanınabilir ama gıda anlamında da tanınabilir, tarım ve çiftçilik anlamında da tanınabilir, her alanda tanınacak, barajımız anlamında da tanınabilir ama sanki böyle yeterli değil hala. Hala var. Evet, ben bu bir yarayan kanamız. Onu özellikle evet. Teşekkür ediyorum söylediğiniz için. Şunu söylemek istiyorum. Bir Gaziantep gastronomide, bir Şanlıurfa gastronomide, evet, bir Diyarbakır olsun. Ama bizim de hemen hemen yani yemek... Aynı mutfağımız aynı. Gaziantep'le Şanlıurfa'ya mutfağımız evet. Çok fazla benziyor. Gaziantep'te Belediye Başkanı Fatma Şahin, biliyorsunuz, kooperatifi ve kadınları çok önemsiyor. Evet. Ve özellikle Gaziantep'i görseldikten ziyade gastronomiyle ve tarihiyle tanıtıyor. Çünkü görsel olarak zaten tanındı. Evet. Belli bir yere vardı. Bundan sonra daha fazla ne yapılabilir? Ne yapılabilir diye. Evet. Bizim de amacımız Adıyaman'da böyle şeyler yapmak, güzel şeyler yapmak ve özellikle ben hep söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Kadının değdiği el her yer güzeldir. Evet, gerçekten yani öyle. Bunu, kadının değdiği el çiçek evet, olur. Değdiği aynen, yer, elinin aynen, değdiği yer çiçek aynen, olur. Değdiği, evet, aynen öyle. Peki, şu anda derneğinizde kadınlar, gençler veya dezavantajlı vatandaşlarımız için devam eden projeler var mı? Varsa bunlar neler? Şimdi şöyle, zaten biz 2020 yılında karşılıksız kadınların emeğinin farkına varalım. Hakikaten çok güzel bir projeydi. Biz tabii ki projenin ortağıyız. İşte Kadın Derneği İstanbul'da, Macaristan Jolet Derneği, Açılımı İyilik Derneği. 3 dernek olarak İstanbul İşte Kadın Derneği ev sahibinde bizler de paydaş ortağız. Birlikte 15 Macaristan'da ay... mı kuruldu bu ilk? Hayır. İstanbul'da kuruldu. İstanbul İşte Kadın Derneği'nin projesi, Avrupa Birliği projesi. Bizler de paydaş ortağıyız. Evet. Yani Türkiye'den, Güneydoğu'dan Adıyaman, farklı yabancı ülkeden de Macaristan. Evet. Ev sahibinde İşte Kadın Derneği İstanbul yapıyor. Biz 3 dernek olarak kadınların karşılıksız emeğinin farkına varalım. Siz burada bir emek veriyorsunuz. Evet. Ne kadar emeğin farkına, sizin ne kadar farkına vardığımızın, ki belki çoğumuz sizin varoluşunuzu ve böyle bir program yaptığınızın bile farkına evet. varamıyoruz. Biz de diyoruz ki burada madem kadınlar emek veriyor her kapsamda, ev temizliği, ev kadınlığı, düşünün ev hanımlığı yapıyor. Evet. Eşi bunun yani göremiyor. Mecburmuş gibi, kendi şeyiymiş gibi yani sorumluymuş gibi çocuk bakacak, temizlik yapacak, gelince yemek hazırlayacak gibi. Bunlar bir emektir. Bu emeğin farkına mutlaka varılmalıdır. Çocuğu da bunun emeğin farkına varmalıdır. Eşi de, toplumda, dostu da, arkadaşı toplumda. Evet, evet. Biz böyle bir proje içerisinde bulunduk. Bu proje içerisinde birçok eğitimler verildi. Odak çalışması eğitim verildi. İşte kadınların neler yaptığını, mesela Macaristan'a gittik biz. İnanın Nazan Hanım 80 yaşında kadın arkadaşımız halen çalışıyor. Buranın nüfusu biliyorsunuz genç değil. Evet, daha evet. çok yaş nüfusu. Biz çok şanslıyız. Genç biz de 80 yaşındakiler artık yani yemeğini bile ayağından götürüyoruz. Aynen. Çünkü, biz evet. oradaki kadın arkadaşlarımıza gittik. Belediyede olsun, kamu kuruluşunda olsun, enerji sektöründe olsun, işte bir dijital bir bilgisayar ortamında olsun. Hep kadınlar çalışıyor. Hatta BP Petrol diye bir şeyin dispatörüne gittik. %60'ı kadın çalışıyordu. Çok güzel. Düşünün, %60 kadın. Evet, evet. Belediyede %47 kadın.
Evet. Ya kimse yani, bana dokunmayan yılan bin yaşasın ya da ben yapmayayım da kim yapsın demiyor. Kim yaparsa yapsın demiyor. Tabii ki. Herkes elini taşın altına tabii koyuyor. Ki. Zaten işte vatandaşlık, vatanperverlik bu şekilde oluşur. Olması gereken yani dille bu olacak bir şey değildir bu. Aynen. İcraat olarak göstereceğiz, faaliyet evet olarak göstereceğiz. Evet. Vatanımızı ne kadar ya da insanımızı ya da toplumumuzu, memleketimizi, ülkemizi, yurdumuzu ne kadar sevdiğimizi ancak bu şekilde gösterebiliriz. Ya zaten biz kadın ve erkek eşit diyoruz. Ayrımcılık da yapmıyoruz. Kadın da aynı iş yapıyor, erkek de. Hatta ben burada lütfen tenzih ediyorum. Hani herhangi bir feminist ayrımcılık yapmıyoruz. Biz evet, sadece evet burada kadın emeğini anlatıyoruz. Girişimci kadınları anlatıyoruz. Kadının hem çalışıp, hem çocuklarına bakıp, hem eşine, tabii hem ev temizliğe. Bu bir emektir. Kesinlikle. Yani ağır işçi. Şimdi bizim dışarıda yaptığımız işlerin belki maddi bir karşılığı var ama evde yaptığımız işi, aldığımız sorumlulukları hakikaten maddi karşılığı yok ama evet somut anlamda da yok yani verilmiyor. Dediğiniz gibi bu sanki doğaçlama oluşan bir şey. Her kadın doğarken işte bir ev bakacağım, çocuk bakacağım şu bu olayını kabulleniyor. Tabi bunu karşılık beklemeden yapıyor. Ancak karşılığını saygı, sevgi, şefkat, anlayış arada bir takdir cümleleriyle yapalım bence. Kadın değerlidir. Biz kadını evet değerli görüyoruz. Toplumun temel taşı kadın. Aynen. Bize gelen kadınlar kendilerinin ne kadar değerli olduğunu unutmuşlar. Biz ne kadar aynen değerliymişiz diyorlar. Hatta bu eğitimler için danışmanlık eğitimi, sportif eğitimi, ondan sonra birçok faaliyetler, yani sayamadığım 15 ay içerisinde iki kez bizim Macaristan'a gittik, iki kez İstanbul'a gittik. Evet. İki kez de onlar Macaristan ve İstanbul Adıyaman'a geldi. Hem tarihimizde hem kadınlarımızın yapmış olduğu emekleriyle, yapmış olduğu işlerle girişimci kadınlarımızı onlara tanıttık. Ve Adıyaman'ımızın ne kadar zengin ve toprağının verimli olduğunu da anlattık. Tarımdaki evet kadınları unutmayalım. Gerçekten onlar bizim çok, için çok önemli. Çok 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 fazla emeği var yani gerçekten. Ve bizde şu an tarımda çalışan, sahada çalışan kadınlarımız var. Evet hala evet. Yani çiftçiliğinden tutun. Hatta kendine bir böyle işte hayvan çiftliği kurmuş. Onun yanında sütünü satıyor, yoğurt yapıyor, peynir yapıyor. Aynı zamanda işte farklı saracılık yapıyor. İşte onun yanında kendi domatesini, biberini ekmiş, bostanını evet ekmiş. Ve aynı zamanda bostanını alıp onları kurutup satışını yapıyor. Evet. Bunlar bir emek zaten. Evet, haklısınız. Aslında kadınlarımızın bu girişimci ruhu var. Özüne mayasında evet var bizim kadınımızın. Doğu yöresinden, doğuyu bildiğimiz için hep doğu doğu diyorum ama bunu bir ayrımcılık olarak almayalım lütfen. Asla. Şimdi burada bu yörelerde kadınlar dediğim gibi doğarken işin içine doğuyorlar. Ve yurt dışında tanıdığım böyle kadınlar var etrafımızda. Onlar da ben gözlemliyorum ve gurur duyuyorum. Çok çok gurur duyuyorum. Kendi işletmelerini kurup kendi işlerinin sahibi ve bizim mutfağımızı, bizim ürünlerimizi orada tanıtıyorlar. Ve hem maddi anlamda çok güzel getirileri var hem manevi anlamda. Ve buraya geldiklerinde de biz de onlarla gurur duyuyoruz, bizlere de örnek oluyorlar. Bir de şunu söylemek istiyordum. Tabii. Şimdi diyelim ki kadınlarımızın bir projesi yok henüz. Yani çalışmak istiyor veya istemiyor diyelim ama derneğinize gelip işte kadınlarla bir araya gelip belgesini alsa. Yani böyle bir imkan var mı? Herhangi bir projesi yok ama bir derneğe bakayım. Belki ben de bir şeyler yapabilirim. Çocuklarım büyüyünce yaparım. Emekli olunca yaparım. Veya işte şu an yaparım gibi. Çünkü diyorum ya kadınlarımız aslında çok çalışkan. Fakat işte ölü zaman dediğimiz şey şu an var kendileri için. Zaman öldürüyorlar çoğu evde. Aynen. Okul sezonunda da haliyle çocuklar gidince hepimiz böyle bir şeyler yapmak istiyoruz. Ondan sonra ne yapacağımızı bilemiyoruz. Derneğiniz çatısı altında kadınlarımız gelip işte evet elimde henüz bir mesleğim yok ama ben gelip acaba ne yapabilirim, bir öğrenebilir miyim? Girişimciliğin ne olduğunu öğrenebilir miyim? Kadınlarımız neler yapıyor görebilir miyim? Bu şekilde faydalanabilirler mi? Tabii ki Nazan Hanım. Zaten bizim amacımız ve hedefimiz bu. Kadınları bizim dernek değil yani birçok girişimci kadının. Hatta ben hep derim yani kadın derneklerinin hep birlikte aynı çatı altında toplanıp biz Adıyaman'da daha ne kadar kadın girişimci sayısını arttırabiliriz? Ne kadar kadın arkadaşımızı girişimcilikte istihdam ettirebiliriz? Bize gelen kadınların çoğu zaten şöyle geliyor. Ben bu işi yapıyorum. Yani yapmıyorum diye gelmiyor. Evet. Ben bu işi yapıyorum ama benim herhangi bir ekonomi desteğim yok. İşte ben ekonomide sıkıntı yaşıyorum. Evde kendi çapımda yapıyorum. Ama ben ne yapabilirim? Mesela bir kadın arkadaşımız var. Evde pasta, börek, işte ev yöresel yemekleri yapıyor. Ama bunun nasıl söyleyeyim? Hani böyle
pazarını kurup sergilemek ayrı. Evinde işte diyorum ya, eşe ve dosta satmak ayrı. İşte ben bir iş yeri açmak istiyorum. Yöresel yemeklerimi tanıtmak istiyorum. Yöresel yemekleri mesela bir bankacı, işte bir öğretmen, bir öğrenci ev özlemini, yemeğini özlüyor zaten. Evet, evet. Hani evinde belki zaman mesela öğrenciler, tabii çalışan kesin yetiştiremeyebiliyor. Evet. Yani iş çıkışı işte evet misafirim var veya işte hazırlayacak zamanım yok, toplantıdan çıktım ya da çocuklar aç gibi faydalanabileceği birçok alternatif vardır bu anlamda. Evet. Size. Bu anlamda biz de diyoruz ki önce bir girişimlik belge almanız lazım. Bunu da biz zaten size veriyoruz. Ne yapıyoruz? Ticaret salonu da bu işin içerisine giriyor. Esnaf odaları da bu işin içerisine giriyor. Diyoruz ki biz girişimci kursu vereceğiz. Siz bu belgeyi alacaksınız. Bu arada belge ücretsizdir bakın. Evet, zaten şu an çok önemli. Belgemizi ücretsiz alıyoruz. Evet, ücretsiz alıyoruz. Peki belgeyi alma süresi ne kadar? Yani... Belgeyi alma süresi daha önce 10 gündü. Şu anki kadın arkadaşımız çok şanslı. İnternetten girip bilgisayar üzerinden zaten ona kalmış. O zaten kendisi herhangi bir eğitim görüyor orada. Eğitimler içerisinde başarılı olduktan sonra zaten dijital ortamında, bilgisayar ortamında direkt belgesini alıyor. Ha, çok güzel. Online yani. Tabii ki online ve edebi. Hani şirketler... evimizden ayrılmıyoruz ki. Aynen. Evet. Çünkü evet. Gidemeyebiliyor. Bazen işte küçük çocuğu oluyor. Evde bırakamadığı ortam an, oluyor. Yaşlısı evet, oluyor. Evet. Özellikle de zaten biz gittiğimiz toplantılarda dedik yani. Yani bu kadın arkadaşlarımız zamanı olmuyor, gelemiyor, buraya zaman ayıramıyor. Dijital üzerinden yaptıralım. Sağ olsunlar. Çok güzel düşünmüş. Bunu bu konuda sağ olsunlar destek verdiler. Hatta Ankara'ya gittiğimizde ben birçok bakanlıklarımızla beraber hatta Adıyaman'da da Doğu Güneydoğu başarılı girişimci kadını ve aynı zamanda başarılı STK başkanı olarak da ödül aldım. Ay çok güzel. 25 tane vekilimiz, 5 valimiz ve bir bakanımızın adına ofisimize geldiler. Çok güzel. Hatta sosyal medyamızda da görebilirsiniz. Birçok daha şeylerimiz aslında var. Birçok ödülünüzü gördüm orada. Evet. Çok detaylı, uzun uzun konuşamadık daha. Doğu Güneydoğu İş Kadınlar Zirvesi'nden de Adana Büyükelçiliği'nden de ödülüm var. Hani diğer ödüller de bayağı işte kuruluştan, sivil toplum örgütlerinden, işte kariyer gümüş ödüllerinden falan bayağı bir ödüllerimiz var. Çok, çok bu ödülümüz sadece ben değil. Daim olsun biz o zaman. Biz olarak varız. Ben evet. Onu şahsım olarak... Tabii onu bireysel da... düşünseydiniz, özür dilerim bölüyorum ama bu ödülleri alamazdınız. Yani sadece ben denilirse bir dernekte evet. Ya da sadece kendiniz adına çalışırsanız sadece kendinizle ilgili ödül alabilirdiniz. Ama şimdi buradan topluma mal olan ya da işte kadınlar için genel ödüller alıyorsunuz. Bu kadınlar için ne kadar çalıştığınızı gösteriyor, neler kattığınızı gösteriyor. Zaten Nazan Hanım biz derneği kurarak ben olarak kurmadık, biz olarak kurduk. Evet. Her aldığımız ödül olsun, her yaptığımız iş, her yaptığımız proje biz olarak varız. Kesinlikle ben olarak çok, bu yolda güzel. Yürümüyoruz, yürümeyeceğiz. Çünkü tek olarak olmaz zaten, bir ekip olarak bu çalışma olur. Ekip olduğunda siz başarılı olursunuz. Evet. Ekip olmaz ama başarısızsınız zaten. Çok güzel yani. Yani burada ben ne kadar başarı evet. sağlasam da Nazan Hanım sizinle beraber ortak yaptığımız başarı daha fazladır. Çok güzel. O yüzden biz olarak hareket ediyoruz. Biz olarak da bu yola devam edeceğiz. Şu anda ediyoruz zaten. Daim olsun. Sağ olun. Biriniz hepiniz, hepiniz biriniz aynen için. Aynen. Gerçekten de her işte öyle. Yani aslında daha doğrusu bireysel olarak çalışılmayan her işte, dernekte, toplumsal merkezlerde hepsinde öyledir. Bireysel olarak ön plana çıkmaya çalıştığınızda başarı elde edemiyorsunuz. Bireysel olarak bir görünüyorsunuz ama arkası gelmiyor. Ama bizci düşünürseniz, herkes adına düşünürseniz, o şekilde hareket edersiniz, gerçekten arkası geliyor emek harcadığınızda. Tabii ki bütün kadın arkadaşlarımız da böyle düşünmeli yani. Bireysel olarak hiçbir zaman hareket edilmez. Evet. Bu sadece derneklerde, sivil toplum örgütlerinde değil, bir iş yeri olarak da çalıştığınız bir yerde de, siyasette de öyle. Yani hiç kimse tek bir varlık değildir. Evet. Biz olarak bir ekip olarak vardır. Çok zaten güzel. Ekip olarak siz birlikte onlarla beraber hareket ediyorsanız her zaman biz olarak başarımızda devam etmektedir zaten. Evet. Peki, Birsel Hanım, kadınlardan bahsettik. Yine kadınlarla ilgili kendimce önemli gördüğüm bir konu. Bunu aslında her konumuza sormak istiyorum. Çünkü herkesin bakış açısı ve mesleki alanı evet. farklı olduğu için hepsinin gördüğü yer farklı oluyor. Ben belki bir programcı ve bir eğitimci olarak farklı görürüm. Siz farklı derneğiniz adına ya da bir kadın olarak çalışan olarak farklı görürsünüz. Herkes farklı bakar bu soruya. Şimdi... Birsen Hanım'a göre Adıyaman kadınının en büyük sorunu veya en büyük problemi ne? Ya da en büyük eksiği ne? Çok güzel bir soruya değindiniz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kadınlarımızın en büyük sorunu özgüvenliğin eksikliği. Bunu kadın arkadaşlarımıza biz önce özgüvenliklerini kazandırıyoruz. Evet. Zaten derneğimizin amacı da bu.
hani girişimci arttırmak ama girişimci sadece tek başına olmaz. Özgüveniniz olunca siz zaten bütün birçok şeyin üstün başarısını zaten deva getiriyorsunuz. Özgüveniniz olacak. Önce cesaretiniz olacak. Önce siz kendinize güveneceksiniz. Tabii ki. Değil mi? Yapacağınıza inanacaksınız. Tabii ki. Siz bir buraya şu programı yapıyorsunuz. Siz kendinize özgüveniniz olmayınca zaten bunu yapamazsınız. Kendinize güveneceksiniz. Ve kendinizi karşı tarafa da özgüveninizi kazandıracaksınız. O yüzden kadınlarımıza şunu derim ben. Lütfen kesinlikle ben bunu yapamam demeyeceksin. Eğer siz bunu yapıyorsanız zaten başarıyorsunuz demektir. Evet. Zaten bu işin içerisinde olmuşsunuz demektir. Zaten siz bu işin üstesinden geleceksiniz demektir. O yüzden lütfen özgüvenimizi önce kazanalım. İkincisi olarak da girişimci, ben şu işi yaşadığımda zarar mı edeceğim? Tabii ki edeceksiniz. Tabii ki edeceksiniz. Ama onun da meyvesini daha sonra yiyeceksiniz. Evet. Bakın biz şu an 150 tane arkadaşımız, ev eksenli arkadaşlarımız, fırıncı arkadaşımız bile var. Düşünün fırında çalışıyor. Biri Samsat'ta, Samsat'ta bir üyemiz var bizim. Ha, çok güzel. Gönüllü üyemiz. Ve aynı zamanda burada bir mahallede, o mahallede fırıncı arkadaşımız eşiyle beraber ekmek pişiriyor. Çok çok güzel. Çok önemli aslında. Bence pide fırınlarında kadın personelinin çalışması çok çok önemli. Evet. Çok güzel bir şey. Nazlı Hanım, biz zaten biliyorsunuz Adıyaman'ın yöresel ev ekmeğini biliyorsunuz. Sacda olan ekmek. Evet. Gözlememizi biliyorsunuz. Şu an kadın arkadaşımız bir iş yeri açmış, ev ekmeği yapıyor. Evet, çok güzel. Yani özlediğimiz ev ekmekleri alıp evimize getirip, ben mesela şahsen ailem, annem eğer yapamazsa hemen o arkadaşımıza tembih ediyoruz. Şu kadar ev ekmeği istiyoruz. Çünkü evet, gerçekten bunlar özlenecek şeyler. Ve onun da yanında arkadaşlarımız, dönerci arkadaşlarımız var. Düşünün, bakın ben size ilginç gelecek meslekleri söylüyorum. Evet. Bunlar bir öneri, bunlar bir çözüm. Evet. Yani yok efendim ben burada çalışırsam eşim ne der, akrabam ne der, kocam ne der, korkarım işte bir şey olur. Asla. Özgüveninizi alacaksınız. Özgüveniniz olduktan sonra ben şahsım olarak, derneğim olarak birçok rol modellerinde kendi hayatımı, hikayemi anlattım. Ben çok zorluklardan geldim. Ve benim gibi derneğimde ve dışarıda olan arkadaşlarımızın birçok hikayelerini dinlerken ağlıyorum ben. Evet. O kadar güzel hikayeleri var ki, o kadar zorluklardan gelen arkadaşlarımız var ki, inşallah bir gün sizleri böyle ağırlayacağız. Evet. Hem yemeklerimizle, evet, hem her saatler yükseldiğimizde böyle onur ve şeref duyarız. Gerçekten özür diliyorum. Rica ederim. Şimdi gerçekten dediğiniz gibi hayat hikayelerini dinleyince şimdi sizi hepsini bir arada görüyorsunuz. Tabii ki. Dışarıdan bazen Müşten Hanım, her şey o kadar güzel, güllük gülistanlık görünüyor ki şimdi insanlar dediğiniz gibi ekranları karşısında sizi görünce o kadına bak, dernek başkanı olmuş, işte yok şu ödülü aldım, yok bu ödülü aldım, tabii ne yemek aslında, ne şu ne bu, keyfine bakıyor diye düşünüyor. Ama geliş noktanızın, varış noktanızın, oraya varırken ki basamakları tırmanmanız, düştüğünüz çukurlar, açlığınız, tokluğunuz, üşümeniz, yokluğunuz, yoksunluğunuz kimsenin aklına gelmez. Eğer insanlar bir noktaya gelmişse o geldikleri noktaya varana kadar birçok sınavdan geçiyorlar. Bunu görmek lazım. Yani hakikaten de dediğiniz gibi özgüven olayı orada. Demek belki o yüzden hani bu içi dolu bir özgüveniniz var. Çünkü her türlü sınavdan geçmişsiniz ve hepsinden de çıkmışsınız kendi çabanızla. Evet, ben bunu yapabildiysem herkes yapabilir diyorsunuzdur. Fazlasını yapar. Kesinlikle. Ben şunu söylemek istiyorum. Burada Birsen Günay bazı hikayeleri varsa, Birsen Günay'ın üstünde daha kadınlar, daha başarılı kadınlar var. Ama özgüveni olmadığı şart, kendi içine saklayıp kapalı kutuda sakladığı sürece hiç kimse onun ne becerisini görür, ne evet, başarısını görür. Ne de takdir eder. Takdir eder. Ancak özgüveni olacak ve gelecek. Ve bizim derneğimiz üye olan arkadaşlarımız hep şunu derler. Ya biz neredeymişiz? Biz sadece günlük, lütfen burada kadın arkadaşlarımız alınmasınlar. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Bırakın şu altın günlerine, evet, para günlerine. Gelin böyle yerlere. Bu derneklere sadece bizim dernek değil, birçok dernek var. Bir de birbirimize de örnek oluyoruz. Tabii yani ki. Yani sizi diyelim geldiniz, ben sizi gördüm. O an motivasyonum düşükse bile, evet aslında yapılabilir, neden yapamayayım? Ya da işte diyelim ki çalışmak istiyorum ama
İşte hep dışarıdan izliyorum, hep hevesleniyorum insanlara ama gelip bir kadını gördüğümde evet yapabilirim diyorum. Buna olan inancım ya da önümdeki engellere yardımcı oluyorsunuz. Bu anlamda bana örnek olunuyor. Hakikaten de vakit öldürmek yerine vaktimizi dolu dolu geçirelim. Kendimize ve topluma faydası olacak şekilde. Bakın bir arkadaşımız var. Hani burada isim vermek istemiyorum. Reklama da girmesini istemiyorum. Kadın arkadaşımızın hikayesi o kadar farklı ki. Çocuk yaşta kuaförlük mesleği yapmış. Ve ne zorluklarda, ne şartlarda gelmiş. Ve şu an bir dükkan değil. 5 tane, 6 tane. Ve kendi dalında olan dükkanlara var. Evet. Ya bu insanlar hemen bir çırpıda bu yerlere olmuyor. Gelmiyorlar. Olmuyor. Emek evet. Vererek geliyorlar. Ama ben sordum o başarı kadının arkadaşımızı TRT Kurdi'ye gönderdim. Aynı zamanda bu organik bebek yapan arkadaşımızı TRT Kurdi'ye gönderdim. Yine bir arkadaşımızı TRT Kurdi'ye gönderdim. Ve şu an onlar o böyle sosyal medya aracıyla daha çok ürün sattılar. Evet. Daha çok ürünlerini tanıttılar. Çok faydası oluyor. Yani gerçekten yani, tamam Bilsen Hanım. Adıyaman'da da evet bir satış ya da işte herkes mesleğini iyi kötü tanıtıyor ama bir bu sınırı da aşmamız lazım. Bu anlamda sosyal medyada çok etkili. Hani derneğinizin bundan faydalanıyor olması, dernek üyelerinin bu anlamda yoldaşlık yapması, önderlik etmesi çok güzel. Çünkü büyük bir avantaj. Çünkü her şey sosyal. Bakın diyorsunuz ki dersleri bile online alabiliyorlar. Evet. Bugün evet. Bu sürece geldiysek alışverişimizi de o şekilde yapabilmemiz lazım. Bu olanağı kadınlarımıza öğretip yönlendirmeniz, önderlik etmeniz gayet güzel. Ya kadınlara heyecan veriyoruz. Dün biz Bismillah dedik, toplantımızı başlattık. Evet. Ya kadınlar o kadar enerji dolu ki, ya Hüseyin Hanım diyor, keşke 2 ay tatil olmasın diyor, biz istemiyoruz diyor. Yeter ki çalışalım, yeter ki üretelim. Arkadaşlar, biz üretmediğimiz takdirde ne ilimiz gelişir, ne de bizler gelişiriz. Lütfen üretelim. Tüketmekten öyle. Çok üretelim. Doğru. Yani gençlerimizde, kadınlarımızda. Biz bir şey yaptığımızda, ürettiğimizde onu zaten sattığımızda zaten tüketiyoruz karşı. Ama evet. Tüketimde olmaz, üretimde olur. Sahada olur. Bakın tekstil yapan arkadaşlarımız var. Yani bir gün inşallah dedik mi geleceksiniz, evet, onları evet. Göreceksiniz. O kadar zekli. Sayamadım birçok meslek. Dün Halk Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ettik. İnanın aklınıza gelmeyecek ürünler. Belki 10.000 tane farklı farklı sanatlar, evet. Yöresel yemekler, işte birçok şeyler bunlar kurutuyor. Hurmayı biliyorsunuz değil mi? Yeş hurmayı. Evet, evet. Trabzon hurması diyoruz ona biz. Evet. Gölbaşı'nda şu an onun kooperatifini ve yerini açtık. Sürdürebilir. Şu an kadın arkadaşımız hurmayı kurutup satılıyor. Çok güzel. Ve hem sağlığa çok yararlı. Çok güzel. Bademi biliyorsunuz. Çok severim, evet. Bademi çikolatasını yapıyoruz. Kozmetik ürünlerini yapıyoruz. Ay çok güzel. Evet, Kahta'da, Adıyaman'da, aynı zamanda narı biliyorsunuz. Nar bizim Adıyaman'ın yöreseli zaten. Evet. Yani nar ekşisi şu an revaş. Ya bunun meyve, mesela meyve suyu olarak satılan birçok şirketlere veriliyor. Evet. Yani bunlar bizim için çok önemli. Ve şu an çok Adıyaman'da satılmak. Üretiliyor ve satılıyor. Ama biz bunun çoğalmasını istiyoruz. Evet. Bir tane, iki tane istemiyoruz. Peki bünyenizde ki girişimcileriniz hangi alanlarda? Hani biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Kimler, hangi alanlarda çalışıyorlar? Şimdi evet, bizim girişimci derneği, yani derneğimizin altında çalışan kadınlarımız tarımda olsun, işte tekstilde olsun, aynı zamanda yöresel yemeklerimiz, sebze kurutmalarımız, meyve kurutmalarımız, aynı zamanda biliyorsunuz Adıyaman'ımızın meşhur yani salçalık salçamız olsun, turşumuz olsun, salamuramız pul olsun, biliyorsun, pul biberimiz olsun ve aynı zamanda badem. Kadınlarımıza biz badem ektiriyoruz. Münencük dediğimiz biz onu aşılayıp fıstık olarak biz birçok Akpınar köyüne, ben şahsım da derneğimde ve Adıyaman'daki kadın arkadaşlarımızda badem ektik. Aynı zamanda münencük ektik. Münencük kahveye ektik. Kahvesini evet tabii ki mi? Tabii. Onu aşılayıp daha sonra Antep fıstığımızı, fıstık öyle biliyorsunuz mi? Tabii o aşıladıktan sonra fıstık oluyor, fıstık ağacı oluyor. Menengüç haliyle de çok güzel, menengüç çok sağlıklı. Menengüç mesela o arkadaşımız kahve. Yapıyor, dibek kahvesi yapıyor. Bunun yanında o dediğimiz her türlü kahve çeşidini biz yapıyor. Biz şimdi burada yaşadığımız için sanki herkes bu kültürü biliyormuş gibi. Bir gün Eskişehir'le bir arkadaşım Adıyaman'da bana konuk olmuştu, hamileydi.
Ben de kahve yapacağım, içmiyorum dedi. Hani hamilelikten beri Türk kahvesi içmemeye çalışıyorum. Hani doktor içme demiş. Neyse dedim, menengiç kahvesi yapayım. O ne dedi? Menengiç kahvesi dedim, bilmiyor musun? Evet. Şaşırdım bilmemiş olmasına. Kayınvalidesiyle ile gelmiş, hatta o da Antalyalıydı. Oturdular, menengiç kahvesi yaptım, sütlü. İçtiler, inanamadılar. Böyle bir şey, evet, olamaz. Çok güzel, evet. Ne kadar lezzetli. Kayınvalidesi diye Antalya'da dağda kuruyor bunlar. Ben bunun bu işe yaradığını hiç bilmiyordum dedi. Arkadaş şok oldu. Ve bakın, evet, yani bizim yöremizde yetişen her şey Türkiye gene her yerde yok arkadaşlar. Yok, bundan evet faydalanabiliriz bu anlamda. Tanıtımıyla, üretimiyle katkı sağlayabiliriz. Geliri de olur, getirisi de olur bizlere. Aynen. Ya Adıyaman alıç sirkesini biliyorsunuz. Evet. Kalbe ne kadar faydalı. Alıcı biliyordum. Mesela sirkesini bu yıl duydum açıkçası. Evet, kadın arkadaşımız yapıyor şu an. Turşulara konulduğunu biliyorum. Mesela kantaron yağı o kadar faydalı. Kantaron yağını Adıyaman'da üretiyorlar. Tabii. Ha, çok güzel. Ve evdeyken, ev eksenli yapıyor bu insanlar. Biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki bu kooperatifi kuralım. Evet. Birçok arkadaşımız bu ürünleri burada satıp dünyaya tanıtalım. Çok iyi. Çok çok iyi. Peki derneğinizin geleceğe dair ileriki tarihlerde hedeflediğiniz, yani hedefleriniz nelerdir veya işte düşündüğünüz bazı projeler var mı? Evet. Hedeflerimizin içerisinde zaten yıllardır, birkaç yıldır. Bunu ben birçok zamanda Mercan TV'ye çıktım, Ulusal TV'lere de çıktım ve her yerde Adıyaman'ın yöresel çarşının eksik olduğunu ve açılmasını istedim. Ve evet, bu konuda derneğim olarak ve arkadaşlarım olarak bu hedefe ulaştık. Evet. İnşallah siz de açılışına hep beraber Sayın Belediye Başkanımız sağ olsun yer verdiler. Burada Adıyaman halkına da arkadaşlara da sesleniyorum. Bu müjdeyi de size veriyorum. Yöresel çarşımız en kısa zamanda açılıyor. Yerimizde Mimar Sinan Parkı ve Mimar Sinan Parkı'nda kadın arkadaşlarımız hem yaptıkları yöresel ürünlerimizi, el sanatlarımızı ve aynı zamanda yemeklerimizi ve kurutma ve sebze, tüm Adıyaman'ı yöresel narımız olsun, bademimiz olsun, ne varsa aklına ne gelecekse ürünlerimiz yerli ve yabancı turistlere satılacak. Çok çok güzel. Turistik açıdan şimdiden da çok güzel. Şimdiden arkadaşlar hareketlenin, yer kalmayabilir. Şimdi evet, bir çarşımız var ürünler satan. Fakat üreticilerin kadın olması ve kadınların kendi ürettiklerini kendilerinin satması büyük bir avantaj. Tabii ki. Tabii ki. Üreticinin elinden halka direkt. Ve hem yerli turistin için hem yabancı turist için dediğiniz gibi çok çok orijinal bir fikir. Çok teşekkürler. Emeğinize sağlık diyorum. Demek. Peki, süremiz de az kaldı bu arada. Bir kadın için çalışmak son sorumuz olacak galiba. Bir kadın için çalışmak neden ve ne kadar önemli? Ah ah, bir kadın çalışmak için ne kadar önemli? En başta ekonomi olarak. Benim. En başta kendi ayaklarının üzerinde durup kendi parasını kazandığı kadar onun mutluluğunu hiç kimse tadamaz. Siz de mesela evet, çalışıyorsunuz. Evet. Tamam, eşiniz de çalışabilir. Evet. Ama kendi kazancınız sizin için daha çok önde geliyor. Niye? Ben alnımın teriyle bu parayı kazanıyorum. Parayı rahatlıkla harcayabilirim. Kadınlar para kazandığında işe yaradığı hissi oluyor değil mi? Tabii böyle ki. Bir? Aslında erkekler için de öyledir de. Yani yaptığınız iş karşılığında, emek karşılığında bir maddiyat aldığınızda evet diyorsunuz ya, ben işe yarıyorum. Ben bir şeyler yapıyorum ortaya, tabii bir şeyler ki koyuyorum diyorsunuz. Yani şöyle, bir de Güneydoğu'da kadın çalışmak ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Biliyorsunuz hani iş alanı çok fazla geniş bir alan değil. Hani kamu kuruluşları var ama sahada evet çalışan kadınlarımız. Bir de sahada bunu topluma kabul ettirmek için de çok çabalıyorlar. Aynen, işte eşlerine, bizim çevrelerine kabul ettirmek de çok problemli tabii oradan. Tabii ki. Bakın, ırkçılığı biliyoruz Adıyaman'da. Tütün olsun, işte Karadeniz'de fındık olsun, Malatya'da kayısımız olsun, işte birçok, ki Adıyaman merkezde olarak evet da nar, badem, nar, badem, evet, tütün, üzüm ve birçok arkadaşımız bunları gidip gündelik çalışıyor. Biraz önce dediğim gibi de bizde gündelik temizlik ve gündelik çalışan arkadaşlarımız, yaz sezonunda tütün mesela, birçok evet arkadaşımız buradan Çelikhan'a gidiyor. Evet. Sırf evine, çocuğuna, kendisine bir ekonomik katkı sunmak için. Evet. Kadın arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Gerçekten çalışmaktan korkmayın. Çok iş alanı var. Yeter ki siz bu özgüveninizi kazanın. Yeter ki siz isteyin. Evet. Bizler de dernek olarak şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte her zaman yanlarındayız. Her çok konuda desteğiz onlara. Çok sağ olun. Biz teşekkür süremizin ederiz. Sonuna geldik ne yazık ki. Vardı sorularımız ama tatlı sohbetiniz. Hmm. İnşallah başka bir gün yine devam tabii edelim ki, kaldığınız ki yerden. Ayaklarınıza sağlık diyoruz. Haftaya aynı günde, aynı saatte yeni bir konukla, yeni başarı hikayesiyle sizlerle olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.